Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çorap patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize alt tabandan başlıyoruz. Bu kısmı tamamladıktan sonra yan tarafa geçiyoruz. Bu kısmı da iki renk kullandığımız kısmı da haroşa olarak devam ediyoruz. Sonrasında ön taraftaki hem burgulu hem ajurlu modelimizi yapıyoruz. Bu modeli yaparken yan taraflardan ilmek alarak devam ediyoruz ve ön kısmı tamamlıyoruz. Bu kısmı da yaptıktan sonra yan taraftan yine haroşo ve düz ters olacak şekilde boyun kısmında yaptıktan sonra patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Patiğimizde beyaz ipimi ben Tunç Doli marka ip kullandım. 225 metre uzunluğunda bir ip. Mor ipimi Bonbon Lüks marka ip kullandım. Onun da uzunluğu 240 metre uzunluğunda bir ip. 3 numara çoraplık şişlerimiz var. İşaretlerimiz var. İlmeklerimizi işaretlemek için, dikmek için iğnemiz var. Ve ölçmek için mezuramız var. Patiğimizin alt tabanından ben 37 numara için 76 ilmekle başladım. Siz bu kısmı biraz büyük istiyorsanız artı 4 ilmek olacak şekilde başlayabilirsiniz ayak numaranıza göre. Yani artı 4 ilmek yaptığınızda bu kısım 1 santim yani 1 numara büyük olacaktır. Bitmiş hali tabanımızın 100 ilmek. Evet arkadaşlar, şimdi şişimize 37 numara için 76 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimizi attık. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Patiğimizin alt tabanı yine haroşo ile devam ediyor. Bu kısımda ilk sırada ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. İlmeklerimizin arkasına banarak düze çevirerek düz örüyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi ilk sıramızda arttırmalara başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ilmek örmüş olduk. Bu da ilk sıramızın ilk arttırmaları başlıyor. 2 ilmek ördükten sonra ilk arttırmamızı yapıyoruz. Buraya bir tane ilmek atarak yapabilirsiniz veya dolayarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında bir işaret koyuyoruz bu kısma. 35 ilmek düz örüyoruz. Bu kısımda şu 35 ilmekler her zaman patik bitmene kadar değişmiyor. Hemen sonrasında arttırmalarımız var. Öncesinde ve sonrasında arttırmalarımız var. 35 ilmeğimizi önce örüyoruz. Düz ördüğümüz ilmekler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35). Bu kısma da tekrar bir işaret takıyoruz. Bunlarda orta kısmın ilmeklerine geçiyoruz. Hemen öncesinde bir tane arttırma, 2 ilmek örüyoruz. Sonrasında hemen yine bir tane arttırma daha yapıyoruz. Bu kısımlar arttırma kısımları. Tekrardan işaretimizi takıyoruz. Orta kısmın ilmeğinin 2 ilmeğinin sağından solundan arttırma yapıyoruz. Her defasında orta ilmeğimiz artıyor ve baş kısımda ve son kısımdaki ilmeklerimiz artıyor. Arttırmalarımızı yaptık. Şimdi 35 ilmeğimizi tekrar örerek devam ediyoruz. 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Yine baş kısımda olduğu gibi 2 ilmeğimiz var. Bu kısma bir işaret daha takıyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Kalan 2 ilmeğimizde örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını düz örerek geliyoruz. Burada arttırma yapmıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. İşaretlerimizi çıkartmadan bu kısımlar, çünkü arttırma yerlerimiz, devam ediyoruz örgümüze diğer tarafa alarak. Tüm ilmeklerimizi arka yüzden düz örüyoruz. Bu şekilde ilmekler ters geldiği için şu şekilde ilmeklerimizi düze çevirerek düz örüyoruz. Farklı şekilde ilmek atan arkadaşlarımız olabilir. İlmeklerimiz ters geliyor ve şu şekilde düze çevirerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyiz. İpimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. İkinci arttırma sırasındayız. İlk ilmeğimizi sıranın başında örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir önceki sırada burada bir ilmek arttırmıştık. Şimdi 3 ilmeğimiz var. Bu da ikinci sıramız. 3 ilmekten başladık. Hemen sonrasında bir arttırma yaparak işaretimizi diğer tarafa alıyoruz. 3 ilmek ördük. Bir tane arttırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp buradaki 35 ilmeğimizi örüyoruz. Bu kısım patiğin bitimine kadar değişmiyor demiştim. Eğer ayak numaranız büyükse bu kısımdaki ilmekleri artı 4 yapmanız gerekiyor. Ve 2 ilmek sağa, 2 ilmek sola bölüştürerek bu kısımdaki artırmaları ona göre yapmanız gerekiyor. Şimdi 35 ilmeğimizi örüyoruz. Diğer tarafa kadar, işaretimize kadar olan kısım. Artı 4 ilmek yaptığınızda patiğinizin boyutu 1 santim büyük olacaktır. Yani 1 numara büyük olacaktır. Evet, işaretimize kadar ilmeklerimizi 35 ilmek örerek geldik. Şimdi işaretimizi diğer tarafa alıp hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Bu kısım orta ilmeklerimiz. Burada şimdi 4 ilmek örerek bir tane arttırma yaptık. 4 ilmek örüyoruz. Sonrasında bir arttırma daha yapıyoruz. Bir arttırma yaptık. 4 ilmek örüyoruz. Sonrasında yine bir tane arttırma yaparak işaretimizi diğer tarafa alıp sonraki 35 ilmeğimizi örüyoruz. Bu da diğer tarafın ilmekleri.
Evet, 35 ilmeğimizi ördük. İşaretimizi diğer tarafa alıp hemen sonrasında bir tane arttırma daha yapıyoruz. Kalan 3 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi arttırmadan tamamını düz örerek geliyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmekleri yine düze çevirerek, İşaretimiz diğer tarafa aldık. Düze çevirerek ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Ben haroşomu düzden ördüğüm için bu şekilde her seferinde ön yüzde de arka yüzde de ilmeklerimi düz örerek yapıyorum haroşoları. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İlmeklerimizi düze çevirerek sıra sonuna kadar sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi üçüncü arttırma sırasındayız. Üçüncü arttırma sırası. Bunlar ilmek sayıları. Sıralar değil, ilmek sayıları. Üçüncü arttırma sırasında 4 ilmek örüyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Yani 4 ilmek örmüş olduk. Burası 3. arttırma sıramız, 4 ilmek ördük. Hemen sonrasında bir arttırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp 35 ilmeğimizi diğer işaretimize kadar düz örüyoruz. Evet, işaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında 6 ilmek örüyoruz. 3. sıramızın orta kısım ilmekleri 6 ilmek örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Hemen sonrasında bir tane arttırma. İşaretimizi diğer tarafa alıp kalan 35 ilmeğimizi örüyoruz bu kısımda. Evet, işaretimiz diğer tarafa alıyoruz. 35 ilmeğimizi ördük. Hemen sonrasında bir tane daha arttırma yapıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu da 3. arttırma sırası. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde videonun bu kısmında burayı durdurarak devam edeceğiz. Çünkü ben bu kısmı tamamlayarak döneceğim. İlk sırada 2 ilmekten başladık. 3, 4, 5 her defasında baştan ve sondan ilmeklerimiz artıyor. Orta kısımdaki ilmeklerde ikişer artıyor. Yani her sırada 4 ilmek arttırıyoruz. 76 ilmekten başladığımız kısmı 100 ilmekten tamamlıyoruz. Bu kısmı durdurarak devam edebilirsiniz. Çünkü ben bu kısmı tamamlayarak döneceğim. Evet arkadaşlar, patiğimizin taban kısmını tamamladık. Şişimizde 100 ilmeğimiz var. Şimdi örgümüze düz örerek devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimize sıra sonuna kadar her defasında düz örerek devam ediyoruz. Arttırma yapmadan 100 ilmeğimizi git gel yapıyoruz.
Evet, bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Bu kısımda 9 haraşo dişi olana kadar devam ediyoruz. Alt kısımdan saydığımızda. Evet, şimdi patiğimizin bu kısmını da tamamladık. Alt kısımdan itibaren saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haraşo dişi oldu. Şimdi örgümüze yan taraftaki çubuk şeklinde devam eden beyaz ipimizle devam ediyoruz. Bu kısmı isterseniz 10 dişte örebilirsiniz. Alt tabanı biraz derin olsun istiyorsanız eğer. Ben bu kısımdan itibaren beyaz ipimden devam ediyorum. Yine haroşa örüyoruz örgülerimizi. Tüm ilmeklerimizi bu sırada da düz örerek devam ediyoruz. Bu kısımda artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizi yine düze çevirerek haroşa örüyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyor. Ön yüzde de arka yüzde de git gel yapıyoruz ve her iki sırada bir ipimizin rengini değiştirerek yan taraftaki renk çubuğunu oluşturuyoruz. Yani 3 beyaz, 2 de mor olacak şekilde bu kısmı 5 diş olana kadar örüyoruz. Burası ilk sıramız. Arka yüzden de geldiğimizde bir çubuk olacak şekilde, yani haroşa dişi olacak şekilde oluyor bu kısım. Evet, bu şekilde beyaz ipimizden git gel yapıyoruz ve bir diş haroşamız oluyor. Bu kısmı 1, 2, 3, 4, 5 diş boyunca örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin yan bölümünde bu şekilde 3 beyaz, 2 de mor olacak şekilde her iki sırada bir ipimizin rengini değiştirerek 5 haroşa dişi olana kadar ördük. Şimdi bu kısımdan itibaren beyaz ipimizi keserek devam ediyoruz. Sadece mor ipimizden örgümüze devam ediyoruz. Bu kısımdan itibaren yan tarafı örmeye devam ediyoruz. Sadece mor ipimizden. Yine haroşa örüyoruz ilmeklerimizi, yani düz. Artırma eksiltme yapmadan bu kısım devam ediyor. Evet, bu kısımda patiğimizin yan taraftaki şu üst kısımdaki tek renkten devam eden 3 diş haroşamız. Bunu da ördükten sonra 9 diş alt kısımda ördük, 5 diş renkli şekilde ve 3 diş üst kısımda olacak şekilde bu kısımda 3 diş olana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin buraya olan kadar kısmını gösterdik. Bu kısmı tamamladık. Şimdi 43 ilmek sağ şişimize aktararak ortaya da 14 ilmek ayırdık. Bu da ön kısmının modelli kısmı. Şimdi buradan beyaz ipimizden devam ediyoruz. Bu ipimizi kesmiyoruz. Sadece şişimizin üzerine 43 ilmek aldık. Ortaya 14 ilmeğimiz var. Buradan beyaz ipimizden devam ediyoruz örgümüze. İlk sırada modelimizi kurarak devam ediyoruz. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Son kalan 3 ilmeğimizin 2 tanesini ters örüyoruz. Son ilmeğimizi bu kısımda hem modeli kurarak hem de buradaki ilmekleri toplayarak devam edeceğimiz için son ilmeğimizi örmüyoruz. 14. ilmeğimiz. Önce işaretimizi çıkartalım. Şişimize takalım. İpimizi ön tarafa alıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz.
Bu kısım patiğimizin ön kısmı tamamlanana kadar her sıranın sonunda 2 ilmek birlikte örerek bu kısımları ilmekleri alarak devam ediyoruz. Hem de modelimizi kurarak git gel yaparak bu kısmı tamamlıyoruz. Sıranın sonunda 14. ilmeği 2 ilmek birlikte ördük. Dönüyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimiz düz. Sonraki 3 ilmeğimiz ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Kalan 2 ilmeğimizi örüyoruz. Son 14. ilmeğimizi önce sağ şişe alalım. İşaretimizi çıkartmak için. Buradaki son ilmeğimizi tekrar sol şişe alıp 2 ilmeği bu kısımda yan taraftaki ilmekten birlikte, bu son 14. ilmeğimiz, 1 ilmek de yan taraftan 2 ilmek birlikte düz örerek son ilmeği toplamış olduk. Dönüyoruz. Bu kez modelimizi kurarak devam edeceğiz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu ters olan ilmekler modelimizin başında, ortasında ve sonunda her defasında ön yüzden ters, arka yüzden düz örülen ilmeklerimiz. Şu 3 düz olan ilmekler de modelimizi kuracağımız ilmekler. 3 düz ilmeğimiz var. Şimdi 1-2 ilmeğin arkasından banarak, biraz ilmekleri esnetelim. 2 ilmeğin arkasından banarak 2 ilmeği birlikte sağ tarafa birlikte örmüş olduk. Sonraki ilmeğimizi bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Bu da ajurlu arttırmalarımızın arttırması. Pardon. 2 ilmeği birlikte ördük. Sonra tekrar sol şişe alıp 3. düz olan ilmeğimizi üzerinden atlatıp sonra sağ şişe alıyoruz. Bu ilmeği örülen ilmeklerimiz, bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Diğer tarafta da önce arttırma yapıyoruz. Dolayarak arttırma. Sonraki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 2 ilmeğimizi birlikte sol tarafa birlikte örmüş oluyoruz. Sonrasında örmediğimiz ortadaki ilk düz olan ilmeğimizi ördüğümüz, yani birlikte ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Yani burada bir ilmek eksiltmiş olduk. 3 düz ilmeğimiz vardı. 3 düzün bir tanesini arttırdık. Sonraki ilmeği de ördük. 2 ilmeğimiz var. Şimdi 2 ters örüyoruz. Sıranın sonundaki son ters, yani 14. ilmeğimizi, ipimizi ön tarafa alıp 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Döndük. Bu sırada da modelimiz devam ediyor. Çünkü bir ilmek eksildi şu anda ilmeklerimizden. 14 ilmekten 2 ilmeğimiz eksik şu anda. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bunlar patiğin sonuna kadar devam eden ilmekler, modelimizin yan tarafındaki ilmekler. Sonrasında buradaki bir ilmeği ters örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrardan bir ilmek ters örüyoruz. Yine 3 ilmeğimiz oldu bu kısımda. Bir ilmek daha arttırmış olduk. Eski ilmek sayımıza ulaştık. Ortadaki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Burada da aynı şekilde ipimizi ön tarafa alıyoruz. Bir ters, bir dola, bir ters. Kalan ilmeklerimizin 3 düz olan ilmeğin 1-2 tanesini ördük. Son ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Bu da topladığımız ilmeğimiz sıranın sonunda. Döndük. Modelimizi 2 sırada tamamladık. 2 sırada ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örüyoruz. Yani 4 sırada tamamlanıyor modelimiz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 2 ilmeğimizi ters, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters,
3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Son ters ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte ipimizi ön tarafa alarak birlikte ters örüyoruz. Yine 1 ilmek toplamış olduk. Dönüyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters, 2 düz. Son ilmeğimizi, sıranın sondaki son ilmeğimizi yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Sıranın sonunda 2 ilmeği birlikte düz, sıranın ön yüzünde son ilmeğimize 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Şimdi sıranın sonunda 2 ilmeği birlikte ters öreceğiz. Bu sırada yine modelimizi baştan kurmaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmek ters. Sonraki 2 düz ilmeği, bakın 1, 2, 3 ilmeğimiz var, düz olan ilmeğimiz. Bu 2 ilmeği sıranın başında arkasına banarak, biraz esnetelim, arkasına banarak birlikte sağ tarafa birlikte örüyoruz. Arkasından bandığımız için sağ tarafa birlikte örmüş olduk. Sonrasında tekrar bu ördüğümüz ilmeği sol şişe alıp buradaki son üçüncü düz ilmeğimizi üzerinden atlatıyoruz. Sonra bu ilmeği tekrar sağ şişe alıyoruz. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 2 ilmek ters. Bu kez aynı işlemi diğer tarafa, yani buradaki burgular, bu burgular sağ tarafa, buradaki burgular da sol tarafa olacak şekilde arttırmalarımız hemen terslerin yan tarafında. Evet, 2 ters ördük. Şimdi bu kez önce arttırıyoruz. Sonraki ilmeği örmeden alıyoruz. Buradaki 2 düz ilmeği birlikte sol tarafa örüyoruz. Sonra buradaki örmediğimiz bir tane düz ilmeğimizi birlikte ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Burada bu ön yüzdeki sırada buradaki 3 düzden birer ilmek eksiltmiş olduk. 1 ilmek sağdan, 1 ilmek de soldan. Kalan 2 ilmeğimizi ters. Sıranın sondaki son ilmeğimizde ipimizi ön tarafa alarak birlikte ters örüyoruz. Arka yüzden yine modelimiz devam ediyor. Bir ilmeğimiz eksildi çünkü ön yüzde. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmek düz örüyoruz. Burada şimdi sırada bir tane ördüğümüz ters ilmeğimiz, bir tane de dolayarak arttırdığımız ilmeğimiz var. Bir ilmek ters örüyoruz, bir tane doluyoruz, tekrardan bir ilmek ters. Yine 3 ilmeğimiz oldu. Burada ters. 2 ilmek düz, sonrasında yine bir ilmek ters örüyoruz, bir ilmek arttırıyoruz, tekrardan bir ilmek ters. Yine 3 ilmeğimiz oldu. Sıranın sonunda 2 ilmek düz, son ilmeğimizde ipimiz bu kez düz tarafta olacak şekilde 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Evet, ön yüzden 2 sıra işlem yaptıktan sonra 2 sırada düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örüyoruz modelimizin. İlk sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ters, 3 düz. Yine başlangıçta ördüğümüz gibi 2 ters, 3 düz. Arttırma ilmekleri dahil bu ilmekleri 3 düz, 2 ters olacak şekilde örüyoruz. Sıranın sonunda son ilmeğimizi, yine 3. 14. ilmeğimizi bu kez ipimizi ön tarafa alarak 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Arka yüzden yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakıyoruz, zaten belli oluyor ilmeklerimiz. Buradaki 2 ilmek düz,
2 ilmek ters, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz, son ilmeği örmüyoruz. 3. düz ilmeğimiz bu kez yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Evet, bu kısımlar içe gelecek şekilde şu en son ilmekleri birlikte ördüğümüz ilmekler içe gelecek şekilde bu kısımdaki ilmekler de içe gelecek şekilde devam ediyor örgümüz. Yani şu kısım birlikte ördüğümüz ilmekler iç tarafa gelecek şekilde. Döndük sıranın başında bu kez yine modelimizi baştan kuruyoruz. Bu ikinci modelimizi tamamladık. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Buradaki 3 düz ilmekten ikisini önce biraz esnetelim, genişlesin. Sonra parmağımızdan tutarak ilmeğimizin 2 ilmeğin arkasından banarak sağ tarafa birlikte örüyoruz. Sonrasında tekrar birlikte ördüğümüz ilmeği sol şişe aktarıyoruz. Buradaki tek ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Sonrasında tekrar sağ şişimizi alıyoruz, tek ilmeğimizi. Arkasından bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 2 ilmek ters. Diğer modelimize geçiyoruz. Önce arttırıyoruz. Sonraki ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 2 düz ilmeği birlikte sol tarafa birlikte örmüş oluyoruz. Tekrardan örmediğimiz ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. 2 ilmek ters. Son ilmeğimizde ipimizi ön tarafa alarak 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Döndük. Arka yüzden de modelimiz devam ediyor. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmek düz örüyoruz. Sonrasında bir ters, bir dola, bir ters örüyoruz. 2 düz, yine aynı şekilde bir ters, bir dola, bir ters. 2 ilmeğimizi düz ördük. Son ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Şimdi 2 sıra boyunca düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olacak şekilde örüyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ters. Sonrasında 3 düz, 2 ters. 3 düz, 2 ters. Son 14. ilmeğimizi ön yüzde İpimizi ön tarafa alarak son 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Döndük. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 ilmek ters, 2 düz. 3 ilmek ters, 2 düz. Sıranın sonundaki son ilmeği bir beyaz, bir de mor olan ilmeği içine banarak 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Döndük. 4 sıranın sonunda modelimizi baştan kuruyoruz. Örgümüzün ön yüzünde sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonraki 3 düz olan ilmeklerimizden önce içine banalım. Biraz esnetelim, parmağımızdan tutalım ve arka kısmına banarak 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Arka kısmına banarak sağ tarafa birlikte örmüş olduk. Arkasından bu ilmeği tekrar sol şişimize aldık. Örmediğimiz tek ilmeği üzerinden atlattık. Sonrasında tekrar bu ilmeği sağ şişe aldık. Bir tane dolayarak arttırma, 2 ters. Diğer tarafa geçtik, diğer modelimize. 2 ters ilmeğin arkasından bir tane dolayarak arttırma, sıradaki bir ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 2 ilmeği birlikte sol tarafa birlikte örmüş olduk.
Buradaki tek olan ilmeğimiz artırmanın sonrasında örmeden aldığımız tek ilmeği ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Sonrasında iki ters. Bu sırada iki tane ilmeğimiz eksildi. Sayalım yine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yani 14 ilmeğimiz vardı. Örgümüzün ön yüzünde 2 ilmek eksildi modeli kurduğumuz için. Tekrardan son ilmeğimizi beyaz ilmekten mor ilmeğimizi ipimizi ön tarafa alarak sıranın sonunda birlikte ters örüyoruz. Döndük. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Buradaki iki ters, yani bir ters bir de doladığımız ilmeğimiz var. Bir ilmek ters örüyoruz. Bir tane doluyoruz tekrardan. Tekrardan bir ilmek ters örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. İki düz aralarında model arasındaki ilmeklerimiz. Yine sıradaki ilmeği buradaki bir önceki sırada doladığımız ilmeği burada ters örüyoruz. Sonrasında hemen yine bir tane dolayarak arttırma ve tekrar bu ilmeği de ters örerek yine 3 tane tersimiz oluyor. Arka yüzde sıranın başına bir tane örmeden aldık. 2 düz, 1 ters, 1 dola, 1 ters, 2 düz ördük. 1 ters, 1 dola, 1 ters ördük. Bu da ikinci modelimiz. 2 düz örüyoruz. Son düzümüzü yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde şimdi burada 1, 2, 3, 4. modelimizi kurduk. Son bir kez daha göstermek istiyorum anlaşılır olsun diye. 5. sırada, yani 5. modelimizin kuruluş sırasında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. 2 ters. Son ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte ipimizi ön tarafa alarak birlikte ters örüyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra olduğu gibi örüyoruz ilmekleri bu sırada. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. 2 düz. Son ilmeği, sıranın sonundaki son ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Döndük. Sıranın başında yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burası yine modelimizin kuruluş sırası. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 ters. Sonraki 2 düz olan ilmeği önce biraz bu kısımda tersten ördüğümüz için ilmeği biraz esnetiyoruz. Parmağımızdan tutuyoruz. Arka kısmına banarak 2 ilmeği birlikte sağ tarafa birlikte örmüş oluyoruz. Sonrasında yine bu ördüğümüz ilmeği sol şişe aktarıyoruz. Buradaki bir tek olan ilmeği üzerinden atlatarak tekrardan sağ şişe aldık. Arkasına bir tane dolayarak artırma yaptık. 2 ters. Diğer tarafa geçtik. Buradaki ilmeklerden hemen önce 2 ters ilmekten hemen önce bir tane artırma yapıyoruz. Dolayarak artırma. Sonraki bir ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeğin içine banarak birlikte sol tarafa birlikte örmüş oluyoruz. Çıkarttık şişimizden buradaki tek örmediğimiz ilmeği ördüğümüz iki ilmeğin üzerinden yani birlikte ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Örgümüze devam ediyoruz. Sıranın sonunda iki ters örüyoruz. Son ilmeği de yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini birlikte ters örüyoruz. Evet, yine örgümüzün arka yüzündeyiz. Sıramızın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeğimizi düz örüyoruz.
Buradaki ilk ilmeğimize ters bir ilmek ters ördük. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Tekrardan bir ilmek ters örüyoruz. Aradaki iki ilmeğimiz düz. Tekrar aynı şekilde bir ilmek ters, bir ilmek dolayarak arttırma yapıyoruz. Sonraki ilmeğimizde ters örüyoruz. Yine ilmek sayımızı eşitledik. Bir önceki sırada bir ilmek eksilmişti. Bu sırada yine bir ilmek artarak ilmek sayımız yine 14 devam ediyor. 2 düz örüyoruz. Son 14. ilmeğimizi sıranın sonunda örgümüzün arka yüzünde birlikte düz örüyoruz. Döndük yine sıramızın başında, modelimiz devam ettiği için sıramızın başında örgümüzün ön yüzünde ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Son 14. ilmeğimizi sıranın sonunda yan taraftaki ilmekle birlikte ipimizi ön tarafa alıp 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Döndük. Sıramızın başında arka yüzden ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu sırada ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters, 2 düz. Son ilmeğimize sıranın sonunda yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Şimdi örgümüzün ön yüzünde tekrar modelimizi baştan kurmaya başlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 model boyunca kurduk. Bu kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model boyunca devam ediyor. Ve yan taraftan ilmeklerimizin tamamını saydığımızda bu kısımda toplam 62 ilmeğimiz kalana kadar bu kısımda 9 model boyunca devam ediyor. Ve ilmeklerimizin tamamı 62 ilmek olana kadar devam ediyoruz. Bu kısımdaki hem kesiyoruz ilmekleri birlikte örüyoruz. Hem de modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Önce bu kısmı da bir tamamlayalım. Patiğimizin ön kısmında hem kestik hem modelimizi kurduk ve patiğimizin bu kısmını da tamamladık. Şimdi 24 ilmek sağ tarafta, 24 ilmek de sol tarafta, ortada devam eden 14 ilmeğimiz var. Şişimizin tamamında 62 ilmeğimiz var. Tekrar sayalım bu kısmı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Diğer kısımda da aynı şekilde. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 ilmeğimiz var. Şimdi orta kısımdan itibaren ipimiz bu taraftaydı zaten. Bu kısımdaki ilmeklerimizi önce sol şişe aktarıyoruz. Çünkü devamında öreceğiz bu kısmı. Beyaz ipimizi kestik. Mor ipimizden devam ediyoruz. İlmeklerimizi tekrar diğer şişe aktararak devam ediyoruz. Evet, şimdi 62 ilmekle boyun kısmına şu kısmı tekrardan 3 diş olana kadar haroşa örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Tüm ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzü burası.
Beyaz ilmeklerimiz dahil tamamını beyaz düz örüyoruz. Ortadaki ilmeklerimiz dahil. Evet, diğer tarafının 24 ilmeğini de yine düz örüyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Döndük. Sıranın başında yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Bu şekilde iki sıra git gel yaptıktan sonra ön yüzde bir diş haroşomuz oluyor. Bu kısmı da şu ön taraftan sayarak 3 diş haroşo, yani 6 sıra git gel yaptıktan sonra bu kısmı da tamamlıyoruz. Önce bu kısmı da bir tamamlayalım. Evet, bu kısmı da 3 diş boyunca ördük. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bu kısmı da düz ters olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Yine mor ipimizle sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, bu şekilde kuruluş sırasını bu şekilde yaptıktan sonra bu kısmı da mor ipimizle 3 santim olana kadar örmeye devam ediyoruz. Bu kısmı dilerseniz daha uzun da örebilirsiniz. Ben bu kısmı 3 santim olana kadar ördüm. Bu kısmı da tamamladıktan sonra arka dikişini ve alt dikişini de yaptıktan sonra patiğimizi bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizi tamamladık. Patiğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.